5 Temmuz, 11 Temmuz. Değerli Koç burçları, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz ve takipte kalıyorsunuz. Instagram sayfam akkayapışıl sayfamdayız. Yalnız ben aşı oldum biraz. Hani 2 gün önce aşı oldum ve aşı olduğum için biraz hani ruh tedirgin olur ya. Böyle bir evredeyim. Hatam olursa affedin lütfen. İş konularınızla alakalı yeniden durumunuzu alandaki etraftaki insanlarla olan işle ilgili kafanızı yoran bazı sıkıntıları ayrıntıyla kontrol edip bulunduğunuz alandan bir an önce kurtulup farklı bir alana geçmek istiyorsunuz ama bir türlü yol ayrımına giremiyorsunuz. Giremediğiniz için de parasal konularınız ön planda olduğu için de acayip tedirgin ve korkularınız var. Aslında planladığınız kendi projelerinizle alakalı güzel yetenekleriniz ve iş alanında oluşturacağınız imkanlarınız var ama siz sanki buraya masaya sağlamım, gitmeyeyim gidecek miyim, gitmeyecek miyim kararsızlığı içerisindesin ama yeni yollar, yeni fırsatlar sizi çok mutlu edecek. O yüzden artık esaretten çıkın, planladığınız şekilde hayatın içerisine girerseniz sevinirim. Uzun süredir hani devlet işçisiyseniz, memursanız ya da farklı bir alanda, kurumsal alanda, kendi alanınızda değişmesini istediğiniz noktalarınız varsa hala haklarınızla ilgili, birikmiş paralarla ilgili mücadeleleriniz devam edecek. Fakat hak ettiğiniz değerleri en iyi şekilde alacaksınız, sabır etmeniz gerekiyor. Büyük kurumsal firmada çalışıyorsanız buradaki insanlarla ilgili yaşadığınız gerginlikler devam edebilir. İşinize risk getirebilir. O yüzden sakinliğinizi ön planda kontrol edelim. Hatta yumuşak ve tatlı ve dilinizle enerjiyi toparlayabilmeniz size büyük fırsatlar getireceğini düşünüyorum. Yeni iş ya da farklı bir alana taşınmak ya da farklı bir şehirde hayat kurmak isteyen bazı koçlar için doğru kapılar, yenilenme noktaları hayırlı ve aydınlık olacak. Cesaretini topla, valizini topla, artık git toprakla mı uğraşacaksın, kendi markanı mı yaratacaksın, yapman gereken belirtiler başladı. Sadece cesaret konusunda bazı yorgunluklarınız var. Korkmayın, yeteneklerinizle yapacağınız yeni projelerle hayata daha verimli şekilde geleceksiniz. Ben endişe etmiyorum, siz de endişe etmeyin. Güzel fırsatlar var. Uzun süredir bazı ödemeniz gereken borçlarla ilgili bazı aksilikler yaşamış olabilirsiniz ve bu aksiliklerden dolayı ödemeleriniz gecikmiş olabilir. 11 Temmuz'dan sonra bunları çok rahat bir şekilde ödeme evresine giriş sağlayacaksınız ve sıkıntılarınızdan kurtulma. Elinizde satmaya çalıştığınız araç ya da arabanızla araç ya da anahtarla ilgili bazı pürüzler gündemde olabilir ama sonu hallolabilecek, yani tapu idaresine ya da borcunuz varsa bunlarla ilgili çözümlendirip elinizden çıkartacaksınız. Bir pürüz görmüyorum. Kendi işini yapanlarda maddiyat anlamında toparlanmalar, hızlanmalar, hatta alanı büyütmek, yeni projelere dahil olmak isteyenler için güzel bir nokta. Özellikle yeni gençlik, yeni işe başlayanlar için evet, sabırlı olun ve bulunduğunuz noktada sabrınızın sonu selamet olduğunu göreceksiniz. Değerli koçlar, aşk konusunda uzun süredir ilişkinizde tartışmalar, gereksiz alınganlıklar varsa artık yavaş yavaş birbirimizi anlama, hatta güzel birlikte tatil yaşayacağımız bir evremizin planına geçiş yapacağız. Bu da bizi çok mutlu ve keyifli kılacak. Değerli koç burçları, evliyseniz ve uzun süredir sorunlarınız devam ediyorsa bunlarda da yavaş yavaş anlaşma ve bu anlaşmayla birlikte evimizde huzur ve bereket hakimiyeti oluşacak ve aileden kaynaklı sorunları da çözmeye çalışacaksınız ve uzun süredir beklediğiniz bir para ya da haksızlığa uğradığınız paralarla alakalı ya da haklarınızla alakalı da bir anlaşma, bir senet, bir protokol evresi olacak ve bu konuda da eksik olan noktalarınız toparlanacak diyorum değerli koç burçları. Yeni geçmişe dahil beklediğiniz bir ilişki varsa bununla ilgili adımlar söz konusu olacak. Fakat şunu demek istiyorum değerli koç burçları. Hayal ettiğiniz başlangıçlar olabilir ama yeni fırsatlara da açık olmak lazım. Aile arasında uzun süredir devam eden küskünlüklerde yavaş yavaş yumuşama evresi olacak. Aslında hem bir deprem havası atacak hayatınızda hem de yumuşama havası. Bu sizin toparlanmanızla alakalı. Gördüklerinizi yanlış anlamadığınız sürece
aile ve çevredeki düzelme haklarınız var gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili planladığınız, oradan ev almak, yeni projeler oluşturmak ya da iş beklentileriniz varsa bunlarla ilgili çok büyük bir mücadele döneminiz ve doğru evrakları alacaksınız. Endişe etmeyin diyorum. Eğer asker, savcı ya da devlette büyük bir kurumda silahlı olan bazı koç borçlarında da tayin, atama, yenilik söz konusu olacak. Bu da sizi ya da devlete girmek istiyorsanız bununla ilgili doğru süreçler. Sağlık olarak boğaz enfeksiyonları, alerjik noktalarımıza dikkat edelim. Çok uzun süredir de görüşmediğiniz dostlarınızla güzel bir vakit. Hatta ailenizin bir toprakla ilgili de bir inşaat başlama gibi bir durum olacak. Her evladı, her kardeşe bir hak sahibi verilecek diyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki aşı oldum. Biraz hatam olduysa da affola diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.